Merhabalar Babatorik izleyicileri. 2 Ekim günü Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde B grubunda Real Madrid Kopenhag'ı ağırlayacak evinde. İlk hafta Real Madrid rahat geçti Galatasaray maçını 6-1 ile ve ardından da Juventus Kopenhag maçından da beraberlik çıktı. Kopenhag içeride Juventus'tan bir puan almayı başardı ama maçın geneline baktığımız zaman Juventus'un kaçırdığı çok fazla pozisyonlar, ürettiği çok fazla pozisyon var ve açıkçası Real Madrid'in benzer şekilde Kopenhag'ı Santiago Bernabéu'da es geçeceğini düşünmüyorum. El Madrigal'de kaybedilen 3 puan, Atletico Madrid'e yenilmesi içeride Bernabéu'da ve bu maçta da bir puan kaybının olması zaten takımdaki bazı şeyler soru işaretli gidiyor. Yani takımın biraz düşe kalka ilerlediğini görüyoruz. Belki maçlarını kazandı ligde ama bu maçlarda o eski geçtiğimiz senelerdeki Real Madrid görüntüsü yok. Zaten hani Mourinho gittikten sonra Mourinho'nun gittiği takımların da toparlanmakta güçlük çektiğini görüyoruz. Ama yine de Real Madrid'in Kopenhag karşısında çok üstün olduğunu düşünüyorum. Yani Kopenhag'la aralarında dağlar kadar fark var ve Juventus gibi kazandığı pozisyonları harcayacak bir takımda olmadığını düşünüyorum Real Madrid'in. O bölgedeki oyuncuları çok etkin. Gareth Bale'in de yavaş yavaş hücuma katılmasıyla hücumdaki çeşitlilik de iyice artıyor ve o nedenle ben bu maçta handikap olacağını inanıyorum. Real Madrid içeride Kopenhag'ı farklı yenecektir ve liderliğini sürdürecektir.